Hanımefendiler, beyefendiler, herkese iyi hafta sonları. Bugün 16 Mart 2024, saat 3:58, 4'e yaklaşıyor. Çok kısa bir yurt dışı ile birlikte içeri doğru girelim istiyorum. Çünkü yurt dışındaki gelişmeler bazı şeyleri, bazı dinamikleri etkiliyor. Onu da göreceksiniz. Aslında baktığımızda şeyde VIX'te Amerikan kalp atışlarında çok büyük bir sorun yok. Ritim normal akışta seyrini devam ettiriyor. Son bu enflasyon verisinden ötürü bir miktar şey söz konusu, ama çok fazla da şey olmadı, durum yaratmadı. Enflasyon verisi, Amerika'nın enflasyon verisi aslında önemli konulardan bir tanesi. Şöyle ki, bakın şurada güçlü bir şey buldu. Haziran ayından bu yana buradaki seviyenin altına da çeker. Üçlü seviyenin altına çekemiyorlar. Dolayısıyla burada bir direnç söz konusu oldu. Ters negatif bir veri olduğu için direnç olarak bakmak lazım, destek olarak değil. Dolayısıyla tedirginlik de aslında bu yönde. Ya ne olacak? Tekrardan yukarı mı gidecek buradaki enflasyon gibi düşünceler. Bunun yukarı gidiyor olması Amerika'daki faizlerin, çünkü sonuna geldik artık, önümüzdeki dönem itibariyle faizler düşecek konuşmaları yapılıyordu. Dolayısıyla böyle karambolik bir durum söz konusu. Bu biraz taraf, biraz da bir şey ABD 10 yıllıklar tarafında olumlu yansıdı. Bu olumlu yansımada zaten biraz sonra göreceksiniz şey tarafını bozdu. Bakın tekrar yukarı aşağı doğru geliş 10 yıllıklarda tekrar yukarı yönünü çevirdi. Bakalım burayı seyrediyor olacağız. Tekrar o kanalın içine girdi. Kanalın içinde kalması tekrar yukarılara doğru gidişin hareketi olur mu? Şuradaki kama seviyesini 4.34-4.35'li seviyelerin üzerinde kapanışlar, haftalık kapanışlar olmasını beklememiz lazım. Bakalım, seyredelim. Bizim için önemli bir konu. Bizim için şundan dolayı önemli. Bir taraftan da DXY'ye bakmayacağım, Dow Jones'a bakacağım. Dow Jones tarafında şöyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz hafta da bunu şey yapmıştık. Bakın, orada zirveyi yakaladık. Oradan bir dönüş, bizde olduğu gibi bir dönüş. Bizimkiyle benzer aslında bir şey durum. Biz biraz daha fazla dayak yedik tabii buraya nazaran. Burada Amerikan borsalarını elde tutan bir şey söz konusu. Bakın şimdi buradaki grafikte hep birlikte görüyor olacağız. Yukarı doğru giden şuraya kadar normal. Bakın şu hareket şuraya kadar normal. Ama buradan sonra düşmemesi için çaba gösteren bir şey el var. Şu bantın içinde tutmaya çalışıyor. Bu da aslında faiz beklentisi. Yani faizlerin tekrardan yukarı, çünkü Amerikan borsalarıyla Amerikan 10 yıllıkta bir Koreli hareket ettiği için dolayısıyla buradaki yapı, acaba tekrar yukarı gidecekse burada kalalım düşüncesiyle, şurada görmüş olduğu negatif bir uyumsuzluk söz konusu. Burası fiyat yukarı giderken RSI'ler aşağı doğru geliyor. Dolayısıyla burada tedirginleyici bir şey var. Buradaki kırılma dünya borsalarını da etkileyecek bu arada. Yani çünkü Amerikan borsası burası. Nereye kadar gelebilir? 36 bin seviyesi 382'miş, ama asıl 35 bin, 35.800 seviyeleri beklemek lazım Amerikan borsası için. Bunu alıp kenara rahat etmek lazım. Bir, neye bakacağız, neyi bekleyeceğiz? Enflasyonu takip edeceğiz. Amerikan enflasyonu düşüş var mı, yok mu? Amerikan enflasyonu düşüş olmaması faizlerin arttırımına yeniden bir kanal açacak mı? Buna bakacağız. Bunun açılışı biraz daha borsaları elde tutar gibi duruyor. Eğer şey söz konusu olursa, parasal sıkılaşma bitti, efendime söyleyeyim artık faiz indirimine gidiyoruz muhabbeti söz konusu olursa da, o zaman pat diye buradaki borsanın da birlikte aşağı doğru gelip o düzeltme seviyelerine giriyor olması kanalına gireceğiz. Bizde aynısı olur mu? Onu biraz sonra kendi dinamiklerimiz üzerinden bakacağız. Ons altın tarafında da dedik aynı şekilde bir şeyden, o faizlerin yukarı gitmesinden dolayı. Bakın burada da şey, altın onsu aşağı doğru gitti. Orada da ters korelasyon oluyor biliyorsunuz. Şöyle bakmak lazım bu tarafa da. Düzeltme bir miktar daha devam edecek. Ons tarafındaki düzeltme nereye kadar gelebilir? En olası düzeltme noktası nereye? Önce bir branşı düzeltmeden şöyle bir bakalım, bir karar verelim. Bakın 2109 seviyesi oldukça sağlam duruyor burada. 2109'a kadar o hem kafadaki endişeler toparlanıp hem gidişatta enflasyon verileri açıklaması gibi konulardan sonra böyle buraya kadar gelip bu o neticeye göre
enflasyondan gelecek olan ÖTÜ'ye buradan geri dönüp yukarı doğru gitmesi ya da buradan aşağı doğru gitmesi gibi bir ayrım söz konusu olacak. Dolayısıyla oraya doğru bir yol yapılıyor. Ons'ta bir geri doğru çekilme olacak. Ons'ta bir geri doğru çekilme oluyor fakat bizde biraz daha o yavaş izliyor. Şöyle bir hesap yapmak lazım. Burada 2109 seviyesini hesaplamıştık. Eğer şey tarafından bakarsak, gram tarafından bakarsak 2109'a kadar geri çekilse 2109 çarpı 31.1 çarpı dolar 32.15 kapanışı. Şöyle 2108-2100'lü seviyelerde de gram altın tarafında bir geri dönüşte şey olur. Gram altın tarafında da neydi? XAU TRYG şu. Evet, 2226 liradan kapatmış. Bu bakın buradaki şu 4 seviyesini geçemiş. Burada da bir toparlanma söz konusu olacak. Fakat burada çekineceğimiz şu dolar TL'nin yukarı gitme potansiyeli en azından seçim ve sonrasında beklentinin yüksek olması gibi bir durum söz konusu. Ben çok o yönde değilim. Dolar TL'yi de konuşurken oraya bakarız. Çünkü farklı gelişmeler var. İnsanları bir taraftan da şey yapıyorlar gibi yurt dışından yabancı geliyor. Neyse oraya burada girmeyeyim şimdi. Buradaki düzeltme dediğim gibi ilk bakın 2112-2108 demiştik. 2112 gibi gelirse de bizde bu gerileme 2112'ler seviyesine kadar geri gelir. Şey tarafına darphane altın tarafına baktığımda zaten orada yaşattılar o şeyi toparlanmayı. Oradaki duruma da baktığımızda biraz orta vade bakalım buna çok yakın vadeden. Çok sert çünkü bir geri geçiş geldi. Şurada 9 kaçmış, 23.71, 23.71'in altında kama kaçmış, 23.34. Yani 23'lü seviyelere kadar da şey geri gelebilir. Normal altının ons fiyatıyla, pardon gram fiyatıyla şeyde ekranda görünen gram fiyatıyla 2 lira aralarında şey oluyor, fark oluyor. Birisi 21 ise burası 23 olması gayet normal. Onu da buradaki durum bu. Dolar TL tarafına baktığımızda dolar TL'de şeylerin araları açılmaya başladı. Bakın çok daha şey geliyordu ama bir spekülatif bir hareket de söz konusu. Biraz böyle insanlara dolar 40, 60, 80, 150, 3800, 9 milyon falan olacak gibi bir baskılama da var. Yani tutulmuyor, tutulmayacak falan filan. Yani bu işin sonunda bu şey sonuna kadar en fazla gidebileceği önümüzdeki dönemde en hızlı sert dokunacağı nokta şurası 33'lü seviyeler. Burada şöyle bir öngörüm var yurt dışından gelen yatırımcı buradan dolarını yüksek seviyeden bozup borsayı da hisse senedi aldığında bu hisse senedi kazandığında geri dönerken aşağıdan düşen bir dolar kurundan tekrar çıkışını yapıp diye geri dönmek ister. Yani koyduğu doların üzerinde bir fiyatta koyarsa aradaki marj onun için çok sağlam olmayabilir. Dolayısıyla bu matematik üzerinden baktığımızda bakın buranın altını tekrar çiziyorum. Burası çok önemli. Seçimlere kadar ya da seçimlerden sonra 33'lü seviyelere kadar 33'lü seviyelerde yabancı gelir. Yabancının gelişiyle birlikte dolar şey olur fazlalaşır. Dolar aşağı doğru gelir. Bu yabancı borsada primli yapar. Bir miktar orada güçlendirir. Şeyi borsaya götürür. Çıkma zamanı geldiğinde borsadan çıkarken daha düşük seviyelerden dolarını alır ve gideceği yere gelir. Her türlü hem dolardan kazanır hem de borsa tarafından kazanır diyorum. Dolayısıyla çok keskin, çok sert. Hadi olsun 36 diyelim yani 32'lerden 36'lara 4 lira bir marj olarak görelim onu çok çat 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 oldu geçmişte yaşadım ama şu ekonomik şartlarda bu çok sert bir şekilde 36'lara gideceğimi de çok tahmin etmiyorum. Spekülatif olur gitse de spekülatif olur. Anlık şeyler göstergeler olur. Dolayısıyla burayı da böyle kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika oldu. Bir sonraki videoda borsa konuşacağız. Bilanço konuşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.